23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Şanlıurfa'da çeşitli etkinliklerle kutlanmaya başladı. Bu kapsamda Şanlıurfalı Profesör Doktor Ahmet Arslan, okuduğu 11 Nisan Kurtuluş İlkokulu Müdürü Sacide Gülel'in daveti üzerine kente geldi. Profesör Doktor Ahmet Arslan okuduğu okulun öğrencilerinin 23 Nisan gösterilerini izledi. Kariyerinde birçok başarıya imza atmış olan ve önemli kitaplar kaleme alan Profesör Doktor Arslan, okuduğu okulu ve çocukluk yıllarının geçtiği tarihi Şanlıurfa sokaklarını gezdi. Okulun şu anki öğrencileriyle de ilgilenen Profesör Doktor Arslan, Edessa TV Genel Yayın Yönetmeni Vedat Ak'a açıklamalarda bulundu. Hocam Rıfay'a tekrar hoş geldiniz. Hoş bulduk. Yani okulunuzu da ziyaret ettiniz. Aynen. Böyle bir etkinliğe de katıldınız. Ben duygu ve düşüncelerinizi almak istedim. Tahmin edersin ki çok duyguluyum yani şu anda. Bu okul benim hayata açıldığım yer. 50-55 arasında bu okulda okudum. Okulumun düşündüğümden daha da güzel olduğunu gördüm. Çok zarif, ince bir okul. Sınıflarımı gezdim. Hangi sınıftan neler olduğunu tabii hatırladım. Çocukların da işte ayrımına katılmak da istedim. O da hoşuma gitti. Şimdi genel izlenimim tabii şu. Burası biraz fakir bir mahalle olduğu için biz bu tür şeylerde bulunmazdık o zaman. Hatta bayramlara bile katılmazdık. Katılamazdık. Giyimimiz, kuşamımız uygun değildi. Şimdi hem çocuklar daha canlı, daha renkli, daha sağlıklı. Hem de işte eğlenceli çocuk faaliyetleri, aktivitelerini gerçekleştirdi. Doğrusu çok hoşuma gitti. Peki hocam bir cümleyle açıklanmaz ama hocam siz 60 yılına da şahit oldunuz Urfa'nın. Yani 60 yıl önce, 70 yıl önce de buradaydınız. Şimdi geldiği nokta itibariyle Urfa'yı nasıl biliyorsunuz? Sosyal anlamda, kültürel anlamda. Çok güzel. Her alanda bilmiyorum. Şimdi ben Urfa tabii çok değişti. İnanılmaz ölçüde. Dünya da değişiyor ama Urfa inanılmaz ölçüde değişiyor. Bir kısmı tabii daha iyi yönde. Yani fiziki olarak binaların çevresi, sağlık, sokaklar, temizlik iyi. Ama öbür yandan pek fazla bir değişik olduğunu açıkçası düşünmüyorum. Çok gürültülü bir hale gelmiş. Benim zamanımda çok daha sakindi. Şimdi çok gürültü var. O da beni rahatsız ediyor. Trafik var ama doğal. Bunlar da büyük şehrin şeyleri. İşte büyük şehrin hani emin değilim. Nimetleri mi daha fazla şu anda? Gürbetler mi? Şu soruyu bana sorarsan. Hocam çocukluğunuzu bu Urfa'da mı geçirmek isterdiniz? Nasıl olur? Eski Urfa'da mı? Hiç tereddütsüz etsizinde. Eski Urfa. Bu sadece şey değil değil mi hocam? Nostaljik bir böyle hayır, şey. Hayır, ben nostaljik bir adam değilim zaten. Hayır. Hocam bir ömür düşünme kitabınız hocam ki ben de okudum hocam. Ondan sonra düşünmeye başladım doğrusu. Ciddi mi? Evet hocam. Hatmettim hocam kitabı. Peki. Bu Urfa'yı öyle bir tasvir ediyorsunuz ki hocam böyle eski Tevrat'tan alıntılar yapıyormuşçasına. Şu an hocam ondan eser kaldı mı sizce? Şu anki Urfa'da. Belki biraz şeyde insanların görünüşlerinde biraz var. Hatta belki de zihinlerinde de var. Zihinlerinde de var. Yani o sapan harfleri efendime söyleyelim. Karakoyun'daki evet orasını biliyorsun. Efsaneler. Evet. Hala efsane içinde yaşıyor. Hala aynı hocam. Hala efsane masallar, rüyalar. Evet, evet. Kendi kendine yarattığı bir dünya içinde yaşıyor. Böyle iyi tarafı var, kötü tarafı var. Kendi yarattığı dünya içinde hapsolma tehlikesi var. Onun dışına çıkmama. Ama onun içinde de tatmin edici, rahat bir hayat sürme zevki var. Daha iyi biliyorsunuz yani belki de. Bir yönüyle. Yani bu Urfa'yı. Yani zaten daha iyi bulmama mümkün değil. Yani sağlık daha iyi, eğitim daha iyi, temizlik daha iyi. Ama arzu temel... ettiğim kadar, hayır arzu ettiğim kadar veya bunlarla birlikte olmasını istediğim kadar başka güzellikler de yok. Yani daha karamak, daha gürültülü, daha kavgacı bir şey. Çok teşekkür ederim. Rica ederim. Okul müdürü Gülel ise yaptığı açıklamada şunları söyledi. Eyüp'e ilk geldiğimde en çok gözüme çarpan çocukların biraz umutsuz olması. Ben de bu kapsamda öğrencilerimizin, bizim okulda mezun olmuş öğrencilerimizin nereye gittiğini araştırdım. Ve Ahmet Arslan'ı şans eseri aslında
öğrenmiş olduk. Kuşaklar Buluşması kapsamında Ahmet Hoca'ya ulaştık. Öğrencilerimizin önde bir ışık olmasını istedim. Onlara bir örnek olmasını istedim. Onların da gelebileceği yerleri görmelerini istedim. İnsanın nerede okuduğu veya ondan daha çok kendi içindeki ışığı fark etmelerini istedim. O yüzden açıkçası biz de Ahmet Arslan gibi bir isim Urfa'da pek bilinmez. Bilinmiyor. Yani Urfa'yı İbrahim Tatlıses'in ötesine geçemiyor bir türlü. Halbuki evet. Ahmet Arslan gibi dünya çapında tanınan büyük bir felsefeci var. Urfalı. Kendisi de burada okumuş. Burada ilk öğrenimini almış. Dolayısıyla bu anlamda sizin de bunu çağırdığınız için biz teşekkür ederiz size. Ben teşekkür ederim. Ne yazık ki Urfa kendi gerçek değerlerinin ne farkına varıyor, ne bunu öne çıkarabiliyor. Ahmet Hasan gibi birisini fark etmek, onu görebilmek bile çok büyük bir mucize aslında.